Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize yeniden merhabalar. Evet, bir milli araya girdik. Bundan dolayı videolarımız şimdilik gelmiyor ama şimdi milli maçlar perşembe gününden itibaren başlayacak. Öncelikle sizlere önerim, milli maçlarda mislerinizi daha da ufak tutun ve daha temkinli olun. Çünkü milli maçlara bizler de önerdiğimiz maçlarda, hani lig maçlarında %80-90 güveniyorsak milli maçlarda bu %70'lere kadar düşüyor. Neden? Çünkü 2 ayda bir toplanıyorlar. Adam hani her zaman aynı kadro olmayabiliyor. Kendi takımında gösterdiği performansı milli takımda gösteremeyebiliyor falan filan vesaire. O yüzden ya oynamayın diye zaten her zaman öneriyoruz ya da oynayacaksanız ufak mislerle oynayın ve aynı fikirde olduğunuz birlikte aynı fikirde olduğumuz maçları seçmeye çalışın. Öncelikle bunun bilgilerini verelim. Bizim videoda çarşambadan itibaren gelir. Çarşamba günü perşembe maçlarını veririz. Yine perşembe günü cuma cumartesi maçlarını veririz. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz buradan. Öncelikle bunu söyleyelim. Burada 10 dakikalık özellikle yeni gelen arkadaşlarımıza ve bizleri tanımayan arkadaşlarımıza 10 dakikalık kısa bir şeyler anlatacağım ki bunlar çok önemli. Bakın mesela cuma günü biz 5'te 4 yaptık. Verdiğimiz maçlarda Fenerbahçe maçı tutmadı ama 5 maçı da 6 maçı da hatta 6 maç vermiştik de Brescia maçı ertelenmişti. Başkanı vefat etmiş herhalde. Geri kalan 5 maçın 4'ünde başarı sağladık. Mesela o gün diyor ki abi Fenerbahçe maçından yattım. Mesela 6-7 maç veriyorsun, 8 maç veriyorsun. Adam bütün maçları aynı kupona koyuyor. Bir tane maçın yatmış, şuradan yattık. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bakın özellikle yeni gelen ve hala izlemeyen varsa bak, video başladığından itibaren birinci saniyesinden intro bitip de son saniyesinde size veda edene kadar, şöyleye sallayana kadar şurada mesela Instagram hesabımız duruyor. Bak baştan beri hala duruyor, sonuna kadar da duracak. Adam bana diyor abi Instagram hesabın ne? Çok ilginç geliyor bana. Hiç mi bakmıyorsun ekrana? Veya mesela diyorum ki tamam Insta Plus'ta diyorum. Bak elimle de gösteriyorum. Yönetmen şu an şuraya koyuyor. Ondan sonra elimle diyorum ki Google'a yazacaksın diyorum. Hani Play Store'dan da değil. Tamam Insta Plus yazacaksın. Yazar kombinelerine gireceksin. Oradan göreceksin. Abi kuponu nereden paylaşıyorsun? Ya her videoda söylüyorum ya arkadaş. Neden? Çünkü videoları izlemiyor. İleri ileri alıyor. Ya alma 10 dakika arkadaş. 10 dakika yani. Evet cuma günü bir tane kupon tutturmuştuk. Yönetmenimiz ekrana versin. Hemen önemli konulara geçeceğim. Orada da 3.06 gibi güzel bir orandan cuma günü tutturmuştuk. Cumartesi günü tercihlerimize de baktığımız zaman yine 6 tane maçın Gençlerbirliği Galatasaray maçında zaten bakın dinleyen bunu görüyor. Diyorum ki Galatasaray'ı ana kuponunuza koymayın. Ya alternatife koyun. Bu kadar yüksek oran bulmuşken denenebilir diyorum. Öbüründe işte Liverpool maçında karşılıklı gol var. Değerlendirebiliriz diyorum. Ama Galatasaray maçında deneyebiliriz diyorum mesela. Bunları iyi dinlemeniz önemli. 6'da 5 yaptık. O gün yine kupon tutan arkadaşlarımız var. Ben denk getiremem. İşte sitede verdiğim kuponlarda ben denk getiremem. İki tane kupon yapıyorum üçerliden. İkisi tutuyor birer maçtan yatıyor. Ama siz aralardan birer ikişer alıp tutturabilirsiniz. O yüzden bu çok önemli. 3 veya 4 maç koymak çok önemli. Ayrıca Instagram'a özel iki tane maç verdim güvendiğim. Vitesse Utre işte onu da yönetmenim versin. Instagram'daki paylaşımlarımı şu an ekrana görüyorsunuz. Orada takipçilerimize özel hatta pazar gününden de yine 2 tane ideal verdim. 3 tane de riskli yüksek orandan verdim. Onu da yine değerlendiren arkadaşlarımız var. İşte arkasından da kötü geçen bir pazar gününde Instagram'dan telafi ettik. Instagram'dan bizi takip etmenin önemi de bu. Ha bazı 3-5 arkadaş çıkıyor abi Instagram'ı sevmiyorum. Instagram kullanmak istemiyorum. Instagram'ım yok. Olabilir en fazla bir arkadaşından girip bakabilirsin, takip edebilirsin ya da bize özel Instagram hesabı açabilirsin. Çok zor değil, mail adresini açıyorsun sadece beni takip edersin. Mesela şöyle bir şey arkadaşlar, ben de Trump'ın tweetlerinden haberim olmasını istiyorum ama Twitter'ı beğenmiyorum. Sadece onun için Twitter açıp Trump'ı takip edebilirim ya da Erdoğan'ı takip edebilirim ya da YouTube'da bana çok önemli eğitim videoları lazım ama YouTube'a girmeyi sevmiyorum. Dailymotion'da olsaydı keşke diyorum ya da izlesene.com'u seviyorum ben ama adam YouTube'da bana da o lazım o yüzden YouTube'a gireceğim değil mi? Yani Instagram'da da biz daha çok insana ulaşabilmek adına 10.000'e de geçtikten sonra oradan kaydırarak videolara da ulaştırılabiliyor. Ondan dolayı Instagram'da da sırf sizi çekebilmek adına yoksa ben burada vermiyorum da Instagram'a özel veriyorum değil. Akşam bakıyorum yine güzel 1-2 maç olursa onlar da tutmayabilir. Cumartesi ve pazar verdiğim 5 maçta da 5'te 5 yaptık. Pazar 5'te 5, cumartesi 2'de 2 yaptık. %100'e gidiyoruz ama yeri gelecek oradan da 2 güvendiğim maç vereceğim. O güvendiğim maçlar gelmeye de bilecek yani. Burada 6'da 6, 7'de 7 yapabildiğimiz gibi yine 3 gün üst üste kupon tutturabildiğimiz gibi 5 gün üst üste de yatabiliriz. Ay geneline bakmamız lazım ve lütfen şurada kartlar çıkıyor. Bakın ben konuştuğum süre boyunca 4 tane 5 tane kart çıkıyor. Müsait olduğunuz zamanlarda o
yıllık kazanç için gerçekten sabırlıysanız yıllık taktiğimiz var, onu dinleyebilirsiniz. Evet uzun bir video ama ileri ala ala izleyebilirsiniz. O tür videolarda her şeyi de anlattığımız için uzun olabiliyor. Ne bileyim nasıl kuponlar yapmalısınız videomuz yine orada. Kasanızı sıfırlamadan kasa taktiği vererek sizlere bir ay boyunca nasıl idare edebilirsiniz onu anlatıyoruz. Tanıtım videomuz var, orada da bizi tanıtıyor. Mesela benim eski Antalyasporlu futbolcu olduğumu, eski futbol hakemi olduğumu bilmeyenler olabilir. Bu işe nasıl başladık, amacımız ne? Dolandırıcılara karşı sizleri uyarmak için işte Çiftlink Bank olayını görüyorsunuz. İnanıp güvenip üşengeç hazırcı insanlar bir yere para yatırayım hemen alayım karşılığını istiyor. Dinlemek, etmek, kendinizi çabalamak yok. Ama bunlar olmadan iddiada kupon tutturmak çok zor arkadaşlar ve biz buradan geçimimizi sağlayamıyoruz. Buradan geçim sağlayamazsın, zengin olmazsın, borç kapatamazsın. Bu videolarda hep anlattık zaten şu kartlarda. Bunu harçlığınızı çıkartacaksınız. Ben yeri geliyor aylık 300 lira, 400 lira, 500 lira harçlığımı çıkartıyorum. Yeri geliyor 700-800 şansım da varsa 1000 liraya kadar çıkıyor. Bu arada soran arkadaşlar oluyor. Ben bayiden oynuyordum. Daha sonra yeni sistemden sonra milyonere baktım, arayüzü değişti, nesineye girdim çıktım, fena değil işte, misliydi, bilmem şuydu buydu derken en son tuttur.com'da yine iddiabilir kullanıcı adıyla, yine videoların her videonun altında açıklamada linki olacak. Baktığınız zaman iddiabilir olarak ama mesela tamistplus.com'da yine bir tane ideal kupon paylaşacağım. Aynı kuponu ben de oynarım muhtemelen. Sistemde kullanılabilecek maçlar adı altında 6 tane yüksek oranlı 0, handikap 0 gibi yüksek oranlı maçlar da vereceğim. Ama o tam bir sistem kuponu değil. Arasından kafanıza yatan yüksek oranları seçeceksiniz. Tuttur.com'da da her gün oynamam ben mesela. Eskiden çekiniyorduk, kupon vermiyorduk görmeyin diye. Çünkü ben yeri gelir ben öyle çok oynamıyorum. 5 lira 10 lira en fazla 20 lira veya çok param varsa 50 lira 100 lira. Ama adam ne diyecek? Vay Şükrü abi buna 100 lira basmış demek ki çok güveniyor. Ya ondan değil, o sıra param varmış basmışımdır veya 10 lira basmış. Bu ne la 10 lira basmış demek ki çok güvenmiyor. Ondan da değil, param ne kadarsa. Ben sadece cumartesi pazar oynarım. Bir de hafta içi güzel maçlar olsa 1-2 günde öyle oynarım. Dediğim gibi tuttur.com'dan da beğendiğim için arayüzünü. Oradan sizi beni takip edin. Aman öyle karıştırmayın. Oranın editörü değiliz. Anlaşma yapmadık. Para almıyoruz. Soranlar oluyor. Bayiden oynuyorum ya. Şeyden de canlıdan da oynayabilmek için tuttur.com'a girdim. Benim hoşuma giden orası. Siz yine istediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Oradan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz diye söylemek istedim. Keşke bir sponsorumuz olsa da bunu da açık açık söylesek, şu bize sponsor oldu diye açık açık reklamını yapsak yani. Ben sadece soranlara söylüyorum, yanlış anlamayın abi sen nereden oynuyorsun falan diye soranlara. Öyle bir şey olsa açık açık söyleriz zaten. Çarşamba akşamları yine Şampiyonlar Ligi maçları olmadığı zaman, salı ya da çarşamba akşamları yine canlı yayınlar yapacağız sizlere. Orada da yine soru cevap şeklinde karşılıklı 1-2 saat muhabbet edebiliriz. Yine bu çarşamba da yapacağız büyük ihtimalle. Bunları söyleyelim dedik özellikle yeni arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey vardı Absur. Leverkusen, Leipzig. Leipzig'imiz yine bizi yaktı ama nasıl yaktı? İlk yarıda 4-0'lık, 3-0'lık pozisyonları buldu da yaktı. Yine Lyon maçında olduğu gibi ilk yarıda Lyon karşısında da Şampiyonlar Ligi'nde 3-4-0 öne geçebilirdi. Atamadı. Sonra 2 tane defanstan çıkarken top kaptırdı. Maçları izleyin, bakın, görün. E abi 7 maç verdin, ikisi tuttu. Olabilir. Bir gün önce de 7'de 6 tutmuştu. İşte 2 gün önce de kupon tutmuştu. Yani böyle gelip de günübirlik böyle bakıp 5'te 5 yaptı. Ha yani 2 senedir burada insanlara kazandırıyoruz ki 40 bin seviyesinde takipçiye ulaştık ve çok izlenme 3 milyona yakın mı? İzlenmeye, görüntülenme dakikamız kaç bizim? 2 milyonu geçti herhalde. 3 milyona yaklaşıyoruz neredeyse. Tabii ki sizlerin sayesinde. Tabii ki iyi günümüz kötü günümüzden fazla ki bu böyle oluyor. Ay geneline bakmanız lazım ve o videoları izlemeniz lazım. Bir günlük, iki günlük performansla geldim. Bir de burada şansım değilim. Aa iki gün çok kötü gitti. Sen de bir şey bilmiyorsun be. Yani ben sen zaten biliyorsan burada ne işin var? Burada fikir birliği yapmaya geliyoruz arkadaşlar. En çok kazanan kimler biliyor musunuz? O videoyu izleyenler ve abi 2 senden aldım, 2 benden koydum. 3 senden aldım, 2 de kendim koydum. Maşallah bir kazanıyor adam ama böyle kazanılır. Siz de aynı fikirdeyseniz diyorum. Mesela hafta sonu verdiğim maçta iki takım da gol atar. Sence de atar mı? Atar ama tehlikeli mi görüyorsun? Girme o zaman. Mesela Arda Liverpool maçına girdi. Sheffield United'la mı ne oynuyor? 7-0 yenilebilecek maçta 1-0 yenebildi. Arda üst demişti. O 1-0'da da kaleci yumurtladı. Böyle alırken bacak arasından kaçırdı. Yani 0-0 da bitebiliyordu ama 7-0 yenebilirdi. Futbol bu abi dediğin gibi. Ha? Şike diyenler de var. O ayrı mesela. Koskoca mesela Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri yenildi. Wolverhampton'a mesela biz o maça girmeyerek şanslıydık ama girsek üst desek yattık. City yener desek yattık yani. Beşiktaş'ı yendi burada son dakika golüyle, görüyorsunuz Beşiktaş'ın iyi oynadığı oyunda bir son dakika golüyle yendi. Üstüne gitti bir de City'yi yendi. Olabiliyor abi bunlar. Bunları ay geneline değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili size bilgileri vermek istedik. Var mıydı başka söyleyeceğimiz bir şey? Yorumları sadece okusun. Aynen şu kartlardaki videolara gidip altındaki yorumları okusanız zaten yeter. Bu işi uzun süreli, sabırlı ve hırs yapmadan yapmanız lazım. Her gün kupon yapmanıza da gerek yok. Bakın beni takip edenler görecekler. Ben her güzel maçlar yoksa yapmam.
Anlatabiliyor muyum? Yani güzel maçlar varsa 2 tane 3 tane günlük tek kuponunu da geçirmem ve 3 maç 4 maç. Dediğim gibi o videoları mutlaka izleyin. Aynen, zaten öyle video atacak olsa her güne bir video atarız. Bak pazartesi salı güzel sevdiğimiz, takip ettiğimiz maçlar yoktu. Video atmadık yani. Bizim buradan arkadaşlar dolandırıcılara karşı sizleri uyarmak için işsiz bir zamanımızda denk geldi de girdik biz buraya. Baktık sonra tutulduk, sevildik. Samimiyetimizi sevdi insanlar. Ay genelinde de baktığınızda zarar etmediniz, hep kazandınız. Bizim de YouTube bir tutkumuz oldu. Programcılık, yayıncılık, maçları zaten takip ediyoruz. Böyle devam ettik. Artık stüdyo bile tuttuk. Geliştirelim dedik. Stüdyo bile tuttuk. Bu yolda sizlerle birlikte. Biz kazanırken sizlere de bizimle birlikte buyurun kazanın. Beraber birlikte kazanalım aynı fikirde olduklarımızı diye. Size de hep yorumlara yazın diyorum ya. Ben de sizin yorumunuzdan etkileniyorum. Bakıyorum, aa diyorum, bu bunu koymuş. Ben de alayım kuponuma diyorum. Totocular mesela öyle. Ne güzel. Totocular süper. Orada fikirlerini de söylüyorlar etkileşim halinde. Ha, like yorum da bu YouTube'un şeyi. Like atın, yorum atın. Atarsanız bizleri sevdiğinizi, desteklediğinizi göstermiş oluyorsunuz ve biz de daha çok insanlara ulaşmış oluyoruz sizlerin sayesinde. Başta? Cüneyt. Ha, başta sevgili, evet, Cüneyt Yöndemir kardeşimiz bizlere başta da bulundu. O olmak üzere bütün destek gösteren arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kötü yorum yapanları gerçekten sallamıyorum. Bir şeye kızmışlığım da yok, kırılmışlığım da yok. Çünkü bir tuşa bakıyor, siliyorum, geçiyorum ya. Adam belli ki bir şeyden anlamıyor yani. Mesela arkadaşlar, at yarışından ben anlamıyorum. Birini dinlesem bana dese ki At ismi söyle bir tane ya. At da bilmiyorum yani. Saffet. Ben o atı incelerim. Kaç kilo? Kumda mı iyi koşuyor? Pistte mi iyi koşuyor? Daha önce yarışlarda ne olmuş? Jokeyi kaç yaşında? Kaç kilo falan? Bunları ben araştırırım. Adam bana şu ata oyna dedi diye oynamam yani. Ben de dedim diye siz de oynamayın. Siz de araştırın bakın. Ya tabii ki eleştiriler olacaktır. Hepsine varız ama yapıcı ve düzgün olursa, düzgün tavırda ve saygı çerçevesinde olursa ve öneriyle olursa. Ya bu böyle değil ama şunu yaparsan daha iyi olur veya hani yapıcı bir şekilde düzgün bir üslupla olursa eleştirilere her türlü varız ama öbür türlü kötü şeylere yazdığınız zaman siliyorum geçiyor. Dediğim gibi bizlerle beraber kazanmak için o videoları mutlaka izlemeyen varsa hala izlesinler ki ileri alarak da izleseniz sizle ilgili kısımları mutlaka vardır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu bilgileri vermek istedim hepinize. Umarım videonun tamamını izlemişsinizdir. Bu video artık her videoda yine önerilenler de çıkacak. Özellikle yeni gelen arkadaşlarımız için o videoları izleyenler bizlerle birlikte kazanmaya devam edecek. İleri aldıysanız mutlaka başlara dönün. Burada da çok önemli şeyler söyledim. Hepinize hoşça kalın diliyorum. İlk videomuzda görüşmek üzere.